İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Türkiye'nin gündemi programıyla daha her perşembe olduğu gibi karşınızdayız. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Aykut Erdoğdu ve Fethi Açıkel ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi. İstanbul konusunda seçimler yeniden yapılacak. Tepkiler de büyüyor aslında. Bir taraftan iktidara tepkiler büyüyor. Diğer taraftan Yüksek Seçim Kurulu'na büyük ölçüde tepkiler var. Karardan dolayı çokça eleştirildi Yüksek Seçim Kurulu. Ama Türkiye bir seçim sürecine İstanbul'la beraber yeniden girdi ve 23 Nisan'da yeniden seçimler yapılacak İstanbul'da. İsterseniz öncelikle Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını değerlendirerek başlayalım. Çünkü çok tepki gördü. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı özellikle Sadi Güven çok tepki çekti. Ve Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin kararı da 7'ye 4 diye açıklandı. Sadi Güven oy vermedi dendi. Kimisi verdi dedi. Ama nihayetinde seçim Cumhuriyet Halk Partisi'nin aleyhine sonuçlandı. İsterseniz Aykut Bey sizle başlayalım. Seçim bizim lehimize sonuçlandı da karar aleyhimize. Karar aleyhimize, evet. Sonuçlandı. Sizle başlayalım. Bir Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını bir değerlendirelim isterseniz. Ne anlama geliyor? Ya öncelikle şunu söyleyeyim, tabii 3-4 gün zor dönem geçiriyoruz. Aslında siyasete girdiğimiz günden beri bir aksiyon filminin içinde, bir korku filminin içinde yaşıyoruz. Yani son 10 yıldır yaşadıklarımıza bakarsanız başrolünde de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri var. Evet. Yani artık görmediğimiz kötülük neredeyse kalmadı diyeceğim ama çok mahirler, yeni yeni şeyler çıkarırlar diye hazırlıklı olmak gerekiyor. Ciddi bir travma yaşadık. Birincisi şunu söyleyeyim. Biz kesinlikle iptal edilmesini beklemiyorduk. Ben kendi adıma iptal edilmesini beklemiyordum. Sebebi de şuydu. Yani ne diyecekler iptal ettiklerinde? Hani seçimi iptal ediyoruz. Peki hangi gerekçeyle? Şimdi bunun bir şeyine, geçmişine dönüp bakarsanız bir, çok haksız bir kampanyayla yaşadık. Hepiniz İstanbul'dasınız, görüyorsunuz. Yani yolda E5'ten veya TEM'den bir gidin, bütün binalar Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, bütün elektrik direkleri, korkunç bir parasal kaynak. Yetmiyor, üzerine kamusal bir güç. O yetmiyor, medyayı tamamıyla ele geçirmişler. O yetmiyor, bir ahlak normu yok. Yani rakibine iftira olduğunu bile bile iftira atıp, işte Kandil'le CHP görüşüyor şeklindeki aşağılık iftiralardan başlayın. Evet. Her türlü, ve sizin buna cevap verme şansınız yok ve siz bu rekabette sokakta geziyorsunuz, esnafa gidiyorsunuz, gece ev ziyaretlerine gidiyorsunuz, taksilere gidiyorsunuz. Yani emeğinizde, alın terinizde ve 15 bin farkla da bu seçimi kazanıyorsunuz. Bu seçim adil olsa 15 bin farkla değil, 1,5 milyon farkla kazanırsınız. %15 farkla kazanırsınız. Evet. Bu kadar haksızlığa rağmen 15 bin farkla kazanıyorsunuz. Kabaca duyguları şu, 15 binde seçim mi kazanılır? Ya bu kadar haksızlığa rağmen kazandık ya. Biz 8 kişi oynadık, siz 11 kişi oynadınız. Bizim kalemiz 20 metre, sizin kaleniz 3 metre. Yani her türlü haksızlığa rağmen biz sizi 5-4 yendik, 5-4 yenilir mi? Şimdi 6-0 yenileceksiniz. Şimdi birincisi şu, bu kararın mantığını anlamak için hızlıca ne yaşadık ona bakmak lazım. 31 Mart gecesi. Anadolu Ajansı'nın büyük manipülasyonu başladı. 15 puanın öndeyiz diye başladılar, değil mi? Evet. Ve biz orada, amaç neydi? Sandık görevlerimiz. Sandığın başına bıraksın ve orada müdahale edilsin. Ama Allah razı olsun. CHP'nin gönüllü, İyi Parti'nin, CHP'nin, Halk Demokrat Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, bu ülkenin tüm demokratlarının, o sandıkların başına bekleyen insanlar ayrılmadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Anadolu Ajansı veri akışını durdurdu. Çünkü seçimi kaybedeceklerini görmüş olmaları gerekiyor. Biz kendi veri akışımıza devam ettik. Bu sırada Binali Bey çıktı, açıklama yaptı veya yaptırıldı, yaptı. 3500 oyla seçimi kazandım dedi. Binali Bey yalan söyledi. Binali Bey bu yalanı söyleyerek işi oldu bitirmeye getirmeye çalışıyorken Ekrem Bey ve Canan Hanım süreci olabildiğince, olabilecek en iyi şekilde yönettiler ve üst üste açıklamalarla en sonunda YSK Başkanı kabul etmek zorunda kaldı. 27 bin oy farkı. Sonra hemen maddi hatalar düzeltildi. Maddi hatalar nedir? Kaydırmalar. Yani AK Parti'nin oyu CHP yazıyor, CHP'ninki Vatan Partisi'ne yazıyor sıralamaya göre. Şimdi bu kaydırmada
AK Partili'ne CHP, AK Parti CHP'nin üstünde olduğu için kurraya göre AK Parti'ninki kayınca CHP yazıyor. CHP'nin kayınca işte Vatan Partisi'ne yazıyor. Vatan kayınca Bağımsız Adaya yazıyor. Bu kaydırma dolayısıyla 7000 oy bunların şeyi çıktı. Kaydırmalardan. O maddi hatalar hemen düzeldi. Yani 20.000 oyla seçimi kazandık. Peki 20.000 oyla seçimi kazandıktan sonra ne oldu? Hemen oy sayımı. İlçe seçim kurullarına çünkü büyük bir baskı ve önce geçersiz oylar sanımı sayılacak dendi. Geçersiz oyla birlikte 6 ilçede oyların tamamı sayılmaya başlandı. Geçersiz oyların sayımı tamamının sayımıyla fark 16.000'e falan geldi değil mi? Evet. Ondan sonra ne yaptılar? Polis zoruyla, tutuklamalarla, işte Küçükçekmece'de seçmen kaydırılması. Sonra anlaşıldı ki ya bu normal bir şey. O gittikleri adreslerde bir sürü insanlara zulmettiler ama biz alana hakim olduk. Sandıkların başındaydık. Alanda nereye polis gidiyorsa peşine biz gittik. Sahte tutanaklar tutulmasın diye. Oradan bir şey çıkaramadılar. Döndüler Maltepe'ye itiraz ettiler, bir şey çıkaramadılar. Oyların sayımını yavaşlattılar Maltepe'de hatırlatıyorsanız. Oradan bir şey çıkaramadılar. En sonunda geldiler ölü seçmen. Ya bu kütüğü sen hazırladın kardeşim. Ölü seçmen, ölü seçmen. Oradan bir şey çıkmadı biliyorsunuz. Ölülere oy kullandırıldı diye. Evet. Hatırlayın o kıyamette şimdi unutturmaya çalışıyorlar. Ölü seçmen çıkmadı. Taşıma seçmen bizim aleyhimiz olduğunu bildikleri için hemen olayı kapattılar. Çünkü birçok yerden taşıdıklarını da duyuyoruz. Hükümlü seçmen. Yani cezaevindekiler oy kullanmış. Ya cezaevi senin emrinde, ben nasıl sandığa orada oy götüreyim? Ya kaçıp mı kullandılar yani cezaevinden çıkıp mı? O da şey olmadı. Geldiler KHK'lıların oy kullandığını söylediler. KHK'lılar ilk bu seçimde kullanmıyor, daha önce de kullanmışlardı. Oradan da bir şey çıkmadı. Şapkadan ne tavşan çıkaracaklar diye düşünüyorduk. Sandık kurullarında kamu görevlisi görevlendirilmemiş diye şapkadan tavşan çıkardılar. İki şey var. Bir, bu sandık kurullarına itirazın bir süresi var. 31 Mart. Evet. Şimdi böyle olunca şöyle düşünün. Maçın 90. dakikasından sonra atılan gol geçerli olur mu? Tabii olmaz. Bu sefer oldu. Evet. Çünkü kesin itiraz süresi var. Bundan sonra itiraz edemezsin diyor. Ya sen koskoca devlet elinde her şeyinde buraya kadar itiraz etmemişsin. Sandık kurulları oluşmuş. Senin kaymakamın, sana doğrudan etkin altında olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın bunu kabul etmiş. Sonra geliyorsun vay bunlar var diye seçim iptal etmeye çalışıyor. Şimdi bir bilgi notu hazırlamışlar. Suçluluk psikolojisiyle 6 sayfalık bir bilgi notu hazırlamışlar. İşte şu kadarında imza yok. Bu kadarında bilmem ne yok. Ya seçmen iradesi değişmiş mi, sen ona bakacaksın. Ve kanunda şöyle bir şey yazıyor mu? Bu yoksa geçersizdir. Tam kanunsuz hali vardır diye bir şey yazıyor mu? Hayır, öyle bir şey yok. Ama kanunda şunu yazıyordu. Mühürsüz oylar geçersizdir yazıyordu. Ya 2,5 milyon mühürsüz oyu geçerli saydınız siz be. Evet. Ama bunların hiçbiri yokken, kanunda hiçbiri sayılmıyorken, şekil saçları şeyken, eksik diye, yok şu kadar mühürsüz oy var, imzası eksikmiş de bu kadarın çetelesi. Ya her bir sandık kurulunda hem AKP'nin hem MHP'nin temsilcisi var. Seçmen iradesini etkileyecek bir şey vardıysa tutanak defteri var, oraya yazacaktın, hiçbir şey de yazmamışsın. Ve dünyanın en, bunu böyle sakin anlatmaya çalışıyorum da yaşadığımız sürece baktığınızda hukuksuz kararını verdiler. Bu hukuksuz kararı herhangi bir karar değil. Bu hukuksuz kararı Türkiye demokrasisinin bir suikasttır. Vuruldu Türkiye demokrasisi. Seçim güvenliği vuruldu. Milli iradeyi vurdu 7 kişi. 16 milyon İstanbullunun iradesini vurdular. Yani sonuçta ne oldu? Tekrar bu ülke seçime gidiyor. Bunun bir sürü siyasal, ekonomik, hukuksal faturası var. Kimin boynunda bunlar? Hepsi Yüksek Seçim Kurulu'nda. Bilerek ve isteyerek, daha önceki kararları hilafına, utanmazca bu kararı veren insanların üzerindedir. Onlar sanıyorsalar ki biz bu kararı verdik ve unutulacak, asla böyle bir şey olmayacak. Asla böyle bir şey olmayacak. Onların bu ülkeye verdiği zarar, onlar demokrasiye müdahale ettiler. Bunu askerler silahlarıyla yaptığında askeri darbe oluyor. Bu da YSK darbesidir. 6 Mayıs tarihinde YSK'nın o 7 üyesi, Türkiye'nin demokrasi tarihine darbe yapmışlardır, siyasal tarihine darbe yapmışlardır, ekonomik tarihine darbe yapmışlardır, sosyoloji tarihine darbe yapmışlardır ve millet iradesini çalmışlardır. Evet, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu YSK çetesi ifadesini kullandı. Sadi Güven'den de cevap geldi, bu kabul edilemez diye. Haksızlık yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu YSK'ya diye. Şimdi
YSK kararını verdi. Ardından hemen Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi toplandı ve yeniden seçim kararı aldı. Aslında şöyle bir beklenti vardı. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi seçimleri boykot mu edecek yoksa tekrar seçim mi diyecek? Denmişti ki parti meclisinden yeniden seçim kararı çıktı ve çok da destek aldı. Şimdi bu destek kararını isterseniz oraya gelene kadarki aşamayı bir değerlendirelim. Parti meclisinde neler konuşuldu, nasıl alındı bu karar? Bütün üyelerin beraber yani oy çokluğuyla alındığına eminiz ama boykot kararı da acaba tartışıldı mı o şeyde, toplantıda? Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Gökhan Bey, Aykut Bey çok güzel özetledi. Gerçekten Türkiye bir korku filminin, hak etmediği bir korku filmi içinden geçiriliyor. Vücuduna bir virüs ya da bir bakteri bela olmuş. Yüksek düzeyde ateş içerisinde kıvranan, terleyen, yatakta havale geçiren, sayıklayan bir ülke konumuna düşürdü Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi. AKP üzülerek söylüyorum, Türkiye'yi bu sancılı süreçte, bu otoriterlik ve tek parti virüsünden kurtulması sürecinde çok büyük bedeller ödetiyor. Çok büyük, daha büyük bedeller de ödetecek maalesef. Bunun işaretlerini ekonomide görmeye başladık. Bunun işaretlerini yıpranan, aşınan kurumlarımızda görmeye başladık. Türkiye eninde sonunda bu virüsten kurtulacak. Dünyanın pek çok ülkesinde bu virüsten uzun vadede kalıcı bir şekilde varlığını devam ettiren yok. Bundan Türkiye kurtulacak. Fakat bu kurtuluş sürecinde bir takım bedeller, bir takım faturalar ödeyeceğiz. Üzülerek söylemek zorundayım ki faturaları, bedelleri ödemeye başladığımız yerlerin başında bizim anayasal kurumlarımız geliyor. Toplumun hiçbir şekilde bozulmayacağını, çürümeyeceğini, yozlaşmayacağını, hakkaniyetle, hukukla, vicdanla karar alacağını düşündüğümüz anayasal kurumlarımız geliyor. Belki de bu krizin, bu tek parti, tek adam rejiminin krizinin, Türkiye'nin hak etmediği bu krizin en önemli örneklerinden bir tanesini Yüksek Seçim Kurulu verdi. Yasalara, vicdana, teamüllere, kendisinin 24 Haziran sürecinde daha önce söylediği hiçbir demece uymayan bir karar aldı Yüksek Seçim Kurulu. Ve Türkiye demokrasi tarihinde bir kara lekedir. Türkiye'nin anayasal kurumlar tarihinde bir kara lekedir. Türkiye'nin seçimler tarihinde bir kara lekedir bu karar. Bunun altını çizelim. Evet. Bu kararın büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir öfke, büyük bir karamsarlık yaratmasından daha normal bir şey olamaz. Ve bu karar ortaya ilk çıktığında gerçekten Aykut Bey'in söylediği gibi milyonlarca insan, milyonlarca yurttaşımız bu ülkenin üretimine katkıda bulunan, bu ülkenin güzelleşmesine, kalkınmasına katkıda bulunan, bu ülkenin ekmeğini yiyen pek çok insanımız böyle bir kararı beklemiyordu. AKP'den şüphe ediyorduk. AKP'nin içerisindeki gruplardan, çetelerden, kuşlardan, baykuşlardan, kuzgunlardan şüphe ediyorduk. Fakat devletin anayasal kurumlarının bunlara izin vereceğini düşünmüyorduk. Ama YSK'nın da bir baskı altında olduğu söylenmiyor muydu? Yani iktidarın YSK'yı baskı altında tuttuğu ve bu kararın da yani %50-%50 gibi konuşuluyordu ama yine ağırlık sanki YSK'nın seçimleri iptal edeceği yönündeydi sanki. Ben buna ihtimal vermiyordum. Böyle bir durum ortaya çıktı ama bu bence daha çok AKP'nin kendi fıtratını, kendi doğasını ortaya koyması açısından çok semptomatik oldu. Demokratik yollardan iktidara gelen fakat demokratik yollardan iktidardan gitmeyi reddeden bir parti olduğunu tescil etti. Fakat burada AKP'nin siyasi zihniyetiyle AKP'ye oy veren yurttaşlarımızı birbirinden ayırt etmemiz gerektiğini, birbirinden ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu ayrımı biz yapmazsak ve bu ayrımı yaparak siyasal iletişimimizi, memleket sevgimizi birebir yurttaşlarımızın gözünün içine bakarak doğruyu anlatma cesaretini terk edersek
biz kaybederiz, Türkiye kaybeder. Bizim kaybetme lüksümüz yok, bizim karamsarlık lüksümüz yok, bizim vazgeçme lüksümüz yok. Bu çerçevede parti meclisinde konuşulan konular tabii ki biliyorsunuz basına kapalı. Benim parti meclisinde konuşulan konuları detaylıyla vermem doğru olmaz. Ama şunu söyleyeyim, gerek genel başkanımız, gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Ekrem İmamoğlu, bu konuda her şeye rağmen bizim demokratik bir sorumlulukla, bir yurtsever sorumluluğuyla ülkeyi daha fazla krize sokmadan, daha fazla kutuplaştırmadan ve demokrasimizi artık bir çalışamayan bir kurum haline getirilmesine izin vermeden büyük bir sorumlulukla, olgunlukla bu kararı aldılar. Bu kararın alınmasında bütün eşitsizliklere, bütün haksızlıklara rağmen bir tek şeye inanç var, bir tek şeye itimat var. O da milli iradeye, halkımızın vicdanına, haksızlığa karşı dur deme kapasitesine inanç var. Biz bu ülkeden umudu kesme lüksüne sahip değiliz, Sayın Kazbek. Biz bu ülkenin insanlarından, yurttaşlarından umudu kesme lüksüne sahip değiliz. Biz yurttaşsız bir ülkeyi kabul etme lüksüne sahip değiliz. Siyasetsiz bir ülkeyi, demokrasisiz bir ülkeyi, anayasasız bir ülkeyi, anayasal kurumları çalışmayan bir ülkeyi kabul etme lüksüne sahip değiliz. Dolayısıyla biz bütün aksaklıklara rağmen bir tek şeyi diri tutmak zorundayız. Yurttaşlarımızın demokratik iradesini. Yurttaşlarımızın demokratik iradesi de kendini seçimlerde, kampanyada ve diğer yurttaşlarımızla kurduğumuz diyaloglarda ortaya çıkarıyor. Evet. Bu konuda bir kararsızlık ve karamsarlık içerisinde olmamak gerekiyor. Kızgınlığımız büyük, hayal kırıklığımız büyük, öfkemiz büyük. Bizi şaşırtmayan şey Adalet ve Kalkınma Partisi'nin DNA'sı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde çalışan, ulusal çıkarlarımız aleyhine çalışan zihniyetler ve bunları çete olarak adlandırmakta da hiçbir beis görmüyorum, hiçbir sakınca görmüyorum. Bakın, Türklerin çok güçlü bir devlet felsefesi, geleneği ve anlayışı var. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe diyorlar. Biz bugün 31 Mart seçimlerinden sonra kazanılmış bir seçimin kuzgunlar tarafından nasıl çalınmaya çalışıldığını gördük. Bizim işimiz bu kuzgunlara karşı kamuyu, 82 milyonu, tüm yurttaşları savunacak, anayasal kurumlarımızı yeniden işletecek, seçimsiz bırakılmış bir ülke ayıbıyla AKP'yi yüz yüze bırakacak, fakat buna karşın tüm yurttaşları kucaklayacak bir çıkış aramak, çıkış bulmak. Türkiye'nin bir Orta Afrika ülkesi, Latin Amerika ülkesi, bir ucuz diktatörlük haline dönüşmesine engel olmak. Bunu aşmanın yolu da yurttaşların iradesi. Aykut Bey'in söyledikleri çok doğru. Tüm bahaneler, tüm gerekçeler ilkokul çağındaki çocukları bile ikna etmekten uzak. Karadeniz fıkralarına konu olacak kadar. Konu olacak kadar, üzülerek söylüyorum, trajikomik. Fakat bu memleketin yurttaşları var. Bu memleketten umudunu kesmeyen İstanbullular var. Türkiye'nin her yerinden bize katkı verecek vatandaşlarımız var. Mücadeleye devam edeceğiz. Demokrasiyle, kardeşlikle ve bu kötülüğü, bu organize kötülüğü yurttaşlarımıza anlatacağız. Evet, tabii bu 31 Mart sonrasında YSK'nın kararı ve o arada geçen süre bir sürü şeye de sebebiyet verdi. İşte gerek siyasi hayatta, gerek sosyolojik hayatta ve ekonomik hayatta da çok önemli yansımaları oldu. İşte bugün, yani 2-3 gündür aslında dolar kuru, döviz engellenemiyor. Bugün itibariyle euro 7 liranın üzerine çıktı, dolar 6.25'e çıktı ve Türkiye'nin CDS'leri, yani risk primleri 483 puanlara çıktı. Hakikaten bu şöyle söylemek mümkün zannediyorum. AKP iktidarı İstanbul'u ekonomik krize, ekonominin iyileştirilmesine tercih etti. Demek yanlış olmaz zannediyorum. Şimdi bir VTR'miz var. Bu VTR
Şununla ilgili biliyorsunuz Bakan Berat Albayrak ekonomiden sorumlu bir takım sözler söylemişti ama ne dediyse tersi oldu. Berat Albayrak'ın işte VTR'miz de onunla ilgili arkadaşlardan rica edeyim. Berat Albayrak'ın sözlerini bir dinleyelim, ondan sonra tekrar onun üzerine konuşalım. Evet, dinledik Berat Albayrak'ın sözlerini. Şimdi böyle mütebessim görünce sizi... Duruma üzülüyorum da hani evet. Bu açıklama biçimine yani... Hani ne diyeyim yani hani bir insanın siniri de bozuluyor ama... Komedi filmi gibi değil mi aslında? Kötü yani, komedi filmi gibi evet. Yani. Kötü komedi filmi gibi. Bir de böyle bir hani Doğu aksanlı, Karadenizli birinin Doğu aksanını taklit ederek... Ankara aksanı, evet. Doğu aksanı falan böyle. Bir de dalga geçer gibi yani insanları daha da irite ediyor ama... Şimdi tabii geldiğimiz duruma bakınca hakikaten çok ciddi. Yani bu birincisi gıda enflasyonu, işsizlik, enflasyon, bütçe rakamları, doların ve euronun alıp gitmesi... Ve tüm bunlar Türkiye ekonomisine, devlete ve aynı zamanda halkın cebine etki ediyor. Ve burası çok önemli yani. Burası çok önemli deyip duruyor ya. Evet. Burası çok önemli. Konuştuğu sırada 5 lira 20 kuruş dolar. Bugün 6 lira 20 kuruş. Yani 1 lira yükseldi dolar. Şimdi 1 lira yükselse ne olur? 1. Türkiye'nin şirketler kesimindeki borcu yaklaşık 200 milyar dolar. 197-200 milyar evet. Dolar. Bir yıl. Reel kesimin döviz açığı. Dolar kuru 1 lira çıktığında 200 milyar, 200 katrilyon daha fazla TL bulmak zorundalar. Şirketlerimizin çok büyük bir kısmının TL kazandığını düşünürseniz evet. Ve borcunun da döviz olduğunu düşünürseniz şirketlerimiz 200 katrilyon lira zarar ettiler. 200 katrilyon. Durup durduk yerde yani. Ya işte bu açıklamayı yaptı. Evet. Üstüne yönettikleri ekonomi, siyaset bilmem ne üst üste geldiğinde dolar kuru 5.20 liradan 6.20'ye çıktı. Daha da çıkacak gibi görünüyor. Evet. Daha da durmayacak. Yani onu da biraz sonra anlatırım. Şirketlerimizin zararı 200 milyar lira. Ne oldu? Borsa o dönem 100 bin lira civarındaydı. Şimdi geldi 89-90 bin liraya. Yani %10 değer kaybettik. Şirketlerimizin toplam değeri ne kadar düştü biliyor musunuz? 60 milyar lira. Evet. 60 milyar TL aza düştü. Döviz üzerinden bakarsanız daha fazla. Yani yabancı gelip hissemizi alıyordu ya bizim. Evet. Şirketlerimizin kağıtları çöp haline getirdiler. Bununla kaldı mı faizler. Bugün bakın kur çok yükselince Merkez Bankası bir müdahale etti, durduramadı. Nasıl müdahale etti? Dedi ki ben repo yapmıyorum. Bir hafta. Artık dar likitte penceresinden vereceğim. Yani özetle faizleri yükseltiyorum dedi. Evet. 3 puana yakın faizi yükseltti. Kuru durduramadılar. Onun üzerine ne yaptı? Karşılık muzam karşılık oranı diye bir şey var. Bankalar al topladıkları mevduatın bir kısmını Merkez Bankası atıyorlardı. Ben de tutmayın dedi. Daha doğrusu TL'yi verin dövizi alın dedi. Ne yapmaya çalışıyor? Türk lirasıyla insanlar ellerindeki Türk liralarıyla koşup koşup döviz alıyorlar ya yabancılar. Özellikle şeyde. Gülmüşler Türkiye'ye yatırım yapmışlar. Evet. Sen bu işleri yapmışsın adamlar zararın neresinden dönersem kârdır diye ayakkabılarını bile almadan kaçıyor. Elindeki TL'yi veriyor, hisseyi satıyor, devlet iş borçlanma senedini satıyor. Dolar alıyor. Dolarını almaya, kurtarmaya çalışıyor kendini. Aman bunu yapmasınlar diye sen ne yapıyorsun? Piyasadan Türk lirasını çekiyorsun. Alın size döviz diyorsun. Ne yapıyorsun evet. Peki? Bizim karşılık oranlarımız, rezervlerimizi muzdan karşı... Yani savunma mekanizmalarımızı düşürüyorsun. Evet. Krize karşı diyelim 5 kurşunun var, 4'ünü birden attın. Ne oldu? Durdum dolar. Durmadı. 6.23, 6.22'de bekliyor. Bir de öyle tehlikeli yükseliyor ki bakın 6.20'den 6.80'e çıkar, tekrar 6.20'ye düşer. Ne kadar hızlı çıkıyorsa o kadar düşer. Ama şimdi dereceli olarak... Kademeli olarak çıkıyor. Yerleşe yerleşe, yapışkan bir şekilde çıkıyor. Bunun karşısında ne oldu mesela asgari ücret? 380 dolar civarındaydı bu kurla birlikte. Şimdi ne oldu? 340 indi dolar. 325-330 dolara. Her bir asgari ücretti 50 dolar zararda. 50 dolar. Daha fakirleşti aslında. Ya ne diyorsunuz siz ya? Şimdi bu bizim milli gelirimiz bu açıklama dolayısıyla 100 milyar dolar düştü. 100 milyar dolar düştü. Kişi başına zararımız yaklaşık 1200 dolar civarında. Ya şimdi böyle birinin, böyle birilerinin bu memlekete bunu yapmaya hakkı var mı? Yani günün sonunda bunların bu açgözlülükleri, bunların bu küstahlıkları, bunların bu kabalıkları, hukuk tanımamazlıkları, demokrasi tanımamazlıkları, Tayyip Erdoğan'ın ve ekibinin talimatıyla
O 7 tane yüksek seçim kurulu üyesi yüzünden biz daha yüksek bir enflasyonla karşılaşacağız. Yani domatesin, biberin, çayın, benzinin, akaryatın fiyatı artacak. Herkes biliyor, döviz kuru artınca hepsi artacak. Daha çok insanımız işsiz kalacak. Çünkü bu faiz oranında şirketlerin bir kısmı iflas edecek. Bir kısmı yeni kredi alamayacak, yeni yatırım yapacak. İşsiz kalmak zorunda kalacak. Daha fazla işsiziz, daha fazla iflas ediyoruz, daha pahalıya tüketiyoruz. Gelirimiz daha azalıyor. Niye? Daracık bir grubun bu ülkeye yaptığı kötülük. Biz bunu çekmek zorunda mıydık? Biz buna mahkum muyduk? Bütün bunların zararı soframızdan kesiyorlar ve her şeyden daha önemlisi Türkiye'nin itibarını yerle bir ettiler. Evet. Artık Türkiye demokrasi bile görünmüyor. Türk demokrasi bile görünmeyen bir ülkeye fon gider mi? CDS denen bir şey var. Siz bahsettiniz. Credit Default Swap. Yani bir tür ülkenin kasko primi. Evet. Hani mesela 100 dolar borç aldığınızda gidiyorsunuz CDS şirketinden bir şey alıyorsunuz. Garanti satın alıyorsunuz. Mesela İngiltere diyelim 1 milyon dolarlık borç aldığında gidiyor mesela 1/15'te. Yani işte 15 bin dolara falan kendisine 1 milyon dolarına borç garantisi alıyor. Siz %4,5'la alıyorsunuz. Evet. Yani bu İngiltere'nin 30 katıyla alıyorsunuz. Arjantin'in bile 2 katıyla alıyorsunuz. Bu size ne demek? Ek yük demek. Yani 1 milyon doları için siz 45 bin dolar böyle para veriyorsunuz. Öbür adama bakıyorsunuz. O 1500 dolar veriyor. Bu para da nereden çıkıyor? Vatandaşın cebinden çıkıyor. Bakın bu yaptıkları şey yüzünden devletin borcu belki 100 milyar lira, 100 katrilyon arttı. Çünkü faizler çok yükseldi. İnanılmaz bir zarar verdi bize. Bizim hepimizin bunu anlatması lazım insanlara. Oysaki seçimden sonra olgunlukla bunu kabul etseydik, hep beraber yapısal reform dediğimiz veya ekonomiyi güçlendirecek tedbirleri birlikte alsaydık, bugün dolar 6 lira 20 kuruş değil 4,5 liraya inmiş olsaydı, daha da ineceği düşünseydi, yabancılar ülkemize güvenerek daha ucuza, daha uzun vadeli, daha iyi sistem yaratacak sermaye getirmiş olsaydı kötü mü olurdu? İşte bütün bunların sonucu bu. Daha detaylı anlatmak gerekiyor belki ama çok uzatmayayım sözü. Sonuçta bu hukuksuz karar bizi fakirleştirdi, işsizleştirdi, yoksullaştırdı. Daha zor kredi kartı taksitini ödüyoruz, daha zor kirayı ödüyoruz. Pazarda daha fazla para harcayıp daha az mal alıyoruz. Herkesin hakkı da Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileriyle Yüksek Seçim Kurulu'nun 7 üyesinin yakasındadır. Evet. Fethi Bey, şimdi yine ekonomiden devam edeceğim. Kredi derecelendirme kuruluşlarından önemli uyarılar geliyor. Türkiye'nin 2019 ve 2020 büyümeleri için işte Fitch bir değerlendirme yaptı. Bu seçimlerin ekstra bir belirsizlik getireceğini söyledi Türkiye'ye. Keza Avrupa İmar Kalkınma Bankası yine Türkiye'nin 2019'unda %1 küçüleceğini öngördü. Ve işte yine yatırım bankaları, bankalar Türkiye'nin enflasyon ortalamalarını işte ABN AMRO mesela Hollanda merkezli 12'den 15'e çıkardı. Aykut Bey de söyledi yani yatırımcı artık gelmeyi bırakın Türkiye'ye ayakkabısını almadan kaçar duruma geldi. Yani Türkiye'nin kredibilitesi artık dışarıdan hiç hoş görünmüyor. Ayrıca özgür olan olmayan ülkeler arasında Türkiye özgür olmayan ülkeler sıfatını aldı. O kategoriye girdi ve böyle de devam ediyor. Bu da yine bu son YSK değerlendirmesi sonucunda misli misli artarak da sürüyor. Sizden de bir ekonomik değerlendirme almak istiyorum önümüzdeki süreç için. YSK bu kararı vermeseydi ne olurdu? Şimdi ekonominin içinin boşaltıldığını görmemiz gerekiyor. 31 Mart seçimleri sonrasında Türkiye'de el değiştiren pek çok belediyede, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri de dahil olmak üzere karşılaştığımız tablo, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanlarının israflığa varan, yolsuzluğa varan, hesapsızlığa varan büyük harcamalar içerisinde bulundukları ve ekonomiyi yurttaşların vergilerinden toplanan ekonomimizi belediyelerin ve ulusal ekonomiyi sıkıntıya sokacak harcamalar yaptıkları yönünde. Şimdi hepimiz televizyon kameralarından izledik. 60-70 milyon lira
fazlayla, kasada parayla devredilen belediyeler Güneydoğu Anadolu'da, Mardin'de, başka illerimizde 400-500 milyon zararla negatifte teslim ediliyor. Hatta ve milyar TL'ye kadar varan zararlarla ve borçlarla teslim ediliyor. Bu bize şunu gösteriyor. Emeğe inancı olmayan, çalışmaya inancı olmayan, liyakata inancı olmayan kadrolar buldukları kamu kaynaklarını çarçur ediyorlar. Ya yandaşlara ihale olarak dağıtıyorlar, evet. Ya son derece lüks ofisler, altın yaldızlı banyolar, on binlerce lüks makam arabası, şoförler ve bilimum harcama için tahsis ediyorlar. Bu ne demek? Bu 320 dolarlara kadar düşen asgari ücretin kur artışı nedeniyle gittikçe eriyen, dolar bazında eriyen asgari ücretle geçinen yurttaşlarımızın yoksulluğu bir tarafta dururken bir başka tarafta lale devri yaşayan bir Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi kadrolarının varlığı demek. Şimdi benzeri bir açıklamayı, benzeri bir durumu bugün Ekrem İmamoğlu da, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu da söyledi. Dudak uçuklatacak, akla ziyan, israf ve şatafat harcamalarını tespit ettiklerini, bu kısa zamanda, bu kısıtlı zamanda tespit ettiklerini söylediler. Bakın, milyonlarca yoksulu var İstanbul'un. Milyonlarca kirada oturan ailesi var. Su faturalarını ödeyemeyen, gaz faturalarını ödeyemeyen, elektrik faturalarını ödeyemeyen, bu nedenle faturaları ödenmediği için elektriği, suyu kesilen, kapalı kalan, yeterince ısınamayan aileleri var. Doğru düzgün beslenemeyen çocuklarımız var. Soğukta üşüyen, hastalanan yaşlılarımız var. Böyle bir yoksulluk içerisindeki bir kentte bu kadar büyük bir şatafat, bu kadar büyük bir israf, bu kadar büyük bir kayırmacılık ekonomik olarak kaldırılabilir değil. Ama kısa süre içerisinde zannediyorum vatandaşlar bunu gördü değil mi? Yani bu asılan o hani borçların olduğu şeyler var ya. Sadece afişler, görmediler Gökhan Bey, yaşıyorlardı evet. Artık. Bakın 2018 verileri, ki bu yılın verileri 2018 verilerinden daha kötü olacak. Evet. Ekonomik olarak daralan bir döneme girdik. Gıda enflasyonunun yükseldiği bir döneme girdik. İmalat sektörünün büzüştüğü, fakat buna rağmen fiyatların arttığı bir döneme girdik. Mevduatların %50'den fazlasının dolara geçtiği bir döneme girdik. Bu ne demek? Büyük bir kriz kapıda bekliyor demek. Böyle bir konjonktürde Türkiye nüfusunun %20'si yoksulluk sınırının altında. Yani her 5 yurttaştan birisi yoksulluk sınırının altında. Bazıları altın yaldızlı banyoları yaptırırken, bazıları lüks arabalara şoför tutturup senelerce gezerken, bazıları ne iş yaptığı belli olmaksızın maaşlar, paralar, belediyelerden maaş alırken, bazıları ihaleleri sorgusuz sualsiz alırken, bazıları kendi vakıflarına transferler, on milyonlarca liralık transferler yaptırırken, Türkiye'nin nüfusun %20'si yoksulluk sınırının altında. Nüfusun gelirinin %25'i konuta gidiyor, konut ve kiraya gidiyor. Evet. %20'si gıdaya gidiyor ki gıda enflasyonu artıyor. Etti mi 25 artı 20? %38.61 gıda enflasyonundaki evet. Artış hızı yani. İnanılmaz. Etti mi %45? %20'si de yaklaşık ulaştırmaya gidiyor. %65. Yani kira, gıda ve ulaştırma bir ailenin gelirinin %65'ini tutuyor Gökhan Bey. Gıda enflasyonunu işin içine kattığımız zaman %70'lere geliyor. Şimdi, ve aslında sözünüzü kesiyorum. Gıda dediğimizde yanlış anlaşılmasın. Tabii. Öyle hani sofralar donanmış bal börekler falan da bahsetmiyoruz. Yani bir tencere yemek ve yanında da somun ekmek, ondan bahsediyoruz. Yoksa bu ailelerin, dar gelirli ailelerin öyle sofralarında üçer dörder çeşit yemekler, salatası, meyvesi falan, böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Çok doğru. Bakın biz TÜİK'in verileri doğru yansıtmadığından şikayet ediyoruz ama TÜİK'in Nisan ayında verdiği İstanbul ve Türkiye verileri bize şunu gösteriyor. İstanbul'da soğan, patates gibi temel gıda maddeleri Türkiye'de %30-35 enflasyonla
karşı karşıya kalıyorsa en az 10 puan daha fazla bir enflasyonla satılıyor. İstanbullu bu yoksulluğu, bu fakirliği, bu daralan ekonomiyi, bu üretimsizliği, bu hiper enflasyonu yaşıyor. Fakat buna karşın ne oluyor? Asgari ücret dolar karşısında geriliyor. Kötü mü olurdu belediyelerde çalışan, Türkiye'nin tüm belediyelerinde çalışan asgari ücretimiz 2200 lira asgari ücret alsaydı? Ocaktan Nisan'a kadarki farkı alsaydı? Kötü mü olurdu 0-4 yaş arası çocuğa sahip olan anneler ücretsiz belediye otobüslerinde, metroda seyahat edebilseydi? 12 yaşına kadar olan çocuklarımız ücretsiz seyahat edebilseydi? Ulaşım masraflarını karşılayamayan gençlerimiz, üniversite öğrencilerimiz 50 liraya %40'lık 50'lik indirimle akbillerini doldurabilseydi? Halk ekmekten Ramazan pidesine kadar pek çok yerde insanlarımız yardıma muhtaç. Su faturaları düşürülse kötü mü olurdu? Bu kadar israfa, bu kadar şatafata gerek var mı? Üçüncü havaalanından, üçüncü köprüye, Osman Gazi projesinden şehir hastanelerine kadar Aykut Bey'in senelerce uğraştığı konulara 50-60 milyar dolarlık para gitti. Bakın Türkiye bir zengin, petrol zengini bir Orta Doğu ülkesi değil. Burası bir Arap Emirliği değil. Burası 300-400 bin nüfuslu, lüks çantalarla elinde gezen, dünyanın her yerinde tatil yapabilen, futbol sahası büyüklüğünde yatlara sahip olan şeyhlerin, emirlerin, sultanların, onların ailelerinin onlarca valiz, yüzlerce valizle seyahat eden, milyarlarca dolarlık uçaklara binen insanların ülkesi değil. Fakat elitimizin bir bölümü Arap Emirlikleri gibi, şeyhlikler gibi yaşarken halkımız soğan ve patates fiyatı hesaplıyor. Yurttaşlar yurttaş olmaktan çıktı. Soğan kuyruklarında, patates kuyruklarında yoksullar süründürülüyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Biz anayasasız değil sadece, seçimsiz değil sadece, bürokrasisiz değil sadece, ekmeksiz ve soğansız da bırakılıyoruz. Bu ülke buna layık değil. Bu ülkenin vicdanı ve aklı eninde sonunda havuz medyasının propagandasına galip gelecek. Biz buna inanıyoruz. Artık deniz bitti. İçi boşaltılmış bir şekilde, soğana çevrilmiş bir şekilde bu ekonomiyi yürütemeyeceklerini, yönetemeyeceklerini herkes anlayacak. Anlıyor da bakın Aykut Bey söyledi, Merkez Bankası rezervleri suyunu çekti. Son demlerini oynuyor. Bakın adalet diyorlar, partide adalet yok, ülkede adalet yok. Kalkınma diyorlar, kalkınma yok. Her yerde konkordato var. Parti deseniz parti de kalmadı, tek bir adamın iki dudağının arasında. Evet. Trajikomik gerekçelerle Yüksek Seçim Kurulu'na baskı yaparak havuz medyasının desteğiyle, parasıyla, fonuyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin fonuyla ayakta duran çeteler, kuş çeteleri ülkeyi rehin aldı. Buna Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının dur diyeceği bir dönem geliyor. Ama bunu derken biz insanlarımızı kazanarak, insanlarımızı ikna ederek bu hastalıktan, bu virüsten tamamen kurtulmak için en doğru reçeteyi sunmak zorundayız. Bu da demokrasiden geçiyor, hoşgörüden geçiyor, birbirimizi kucaklayıp ikna etmekten geçiyor. Burayı biz bir Halil İbrahim sofrası gibi yönetmek zorundayız. Nuh'un gemisi gibi yönetmek zorundayız. Burası bir kabile devleti değil, çadır devleti değil. Bu ülkenin gelenekleri var, bu ülkenin vicdanı var. Ekrem İmamoğlu bu vicdana güvendiği için 31 Mart seçimlerinde kendisinden çalınan başkanlığı yeniden almak için halkımızla kucaklaşacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm yurttaşları, tüm yetkilileri, Millet İttifakı'nın tüm yetkilileri, demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımız bunun için mücadele edeceğiz. Bu ülke sahipsiz değil, karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Yoksulluktan da çıkacağız, hukuksuzluktan da çıkacağız. Kararlı ve iradeli olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, Kuvayi Milliye'nin partisi diyorsak eğer bunu herkesin hissetmesi lazım.
Evet. Aykut Erdoğdu, 3 dakikamız kaldı reklam arasında ama isterseniz ekonomiden devam edelim. İkinci bölümü çünkü biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçim kampanyası, seçimde neler olacak bu 23 Haziran'a kadar onları konuşalım. Ama bu Berat Albayrak'ın söylediği işte paramız var, rahatız, paraya ihtiyacımız yok laflarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ilk 3 ayda bütçe tamamını yemiş, yılın tamamını. Bundan sonra ne olacak? Yani bütçede para yoksa bu yapılan, verilen sözler neyle karşılanacak? Bütçeden ayrılan paylar neyle sağlanacak? Ya şimdi şöyle bir şey, ekonomide beklentiler çok önemlidir. Beklentileri yönetebiliyorsanız ekonomiyi yönetebilirsiniz. Şimdi bunu yanlış anlamış damat bey. Beklentiyi yönetmek dürüstlük, doygunluk, dolgunluk ve inandırıcılıkla ilgili. Yalan söylemekle ilgili değil. Ya. Hele bir de böyle tiyatral, kötü bir tiyatrocuymuş gibi yalan söylerseniz bunun ülkeye çok büyük zarar olur. Bir de daha da kötü bir durumda görünürsünüz. Yani düşünsenize dünyanın bütün fon yöneticileri Türkiye'ye para yatırmış olanlar, Türkiye adamın parası burada yani. Ha. Bütün göstergelere bakıyor. Bilmiyorum bütçenin patladığını. Şimdi bütçenin patlamasını engellemek için ne yaptılar? Tek seferlik gelirler. Yani şöyle düşünün, bir işletme batmış, karısının bileziklerini satıp o ayı çıkarıyor. Ya karınız bileziklerini sattın. Ne kaldı ki yani, yüzüğünü de sattın, bilmem neyini de sattın. Sonraki ay ne yapacaksın? Ha, bedelli sonra askerlikte imar affı böyle işler. Şimdi ne oldu? Bütçenin bütün açığı bir yıl boyunca hesaplanan açığı 4 ayın içinde bitmiş oldu. Evet. Bütçe iflas etmiş durumda. Zaten çok borçlu bir ülkeyiz, ağırlıkla döviz borcumuz var. Döviz patladı, çok zarar ettik. Faizler yükseldi, çok zarar ettik. Bunun bir sonucu ne var? Türkiye'de son rakama göre 7.552.000 tane işsiz var. Evet. Geniş ya, tanımlı olarak. Yani düşünsenize, ailede bir tane işsiz olunca hepimiz ne kadar üzülüyoruz. Tabii. İş bulmaya çalışıyoruz. İşte sabah kalkıyor, anasının babasının eline bakıyor. Varsa o da. 7.552.000 işsiz var bu ülkede. Geldik şimdi, peki niye bu ekonomi düzelmez? Çünkü bir ekonomi, Türkiye gibi ekonomiler dışa açık ekonomiler. Dışa açık demek sizin dışarıdan fona ihtiyacınız var. Çünkü cari açık veriyorsunuz. Dışarıdan özellikle sabit yatırım gelecek ki sizin ülkenizde yatırım olsun. Tasarrufunuz çok az sizin. Borçlusunuz, başkasının tasarrufuna ihtiyacınız var. Peki bir ülkeye dış yatırım gelebilmesi için, hatta içerideki yatırımcının yatırım yapabilmesi için ne gerekiyor? Her şeyden önce demokrasi ve hukuk gerekiyor. Reklama gitmemiz gerekiyor. Son sözünüzü bağlarsanız. Ya hızla şunu söyleyeyim. Yani günün sonuna bağlayayım ben bunu. Bu İstanbul seçimlerini inşallah Ekrem İmamoğlu kazanır. Kolay değil, onu söyleyeyim, biraz sonra anlatacağım. Gerçekten, yoksa ekonomik ve siyasal olarak çok kötü bir noktaya gidiyoruz. Umarım ki halkımız bu durumu görecektir. Zor bir seçime girdiğimizi görecektir. Ekrem İmamoğlu'nun kazanması hem ekonomik refah hem de siyasal normalleşme getirir. Evet. Efendim, kısa bir ara vereceğiz. Arkasından yeniden karşınızda olacağız. Ekranlarınızdan ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. Evet, şimdi Ekrem İmamoğlu başlangıcından beri çok iyi kampanya yürüttü. Çıkışı çok iyiydi, halkla buluşması çok iyiydi, süreci çok iyi yönetti. Hatta seçim akşamı da siz de söylediniz, çıktı. O işte Binali Yıldırım'ın 3000 oyla kazandık demesinden sonra 10-11 kez çıktı. Hiç üşenmeden açıklamalar yaptı. Sonrasında da süreci çok iyi yönetti. Hatta şimdi de öyle iyi mesajlar veriyor, güçlü lider kompozisyonu çiziyor. Halktan da çok kabul gördü. Ama şimdi YSK'nın bu kararından sonra 23 Haziran sürecine kadar merak ediliyor. Nasıl yürüyecek süreç? Kampanya devam edecek. Daha güçlü kampanyalar olacak. Daha güçlü, anladığım kadarıyla, halk buluşmaları olacak. Biraz kampanya sürecinden bahsedelim mi? Neler planlıyorsunuz önümüzdeki dönem için? Ya birincisi, tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Kolay bir yarışa girmiyoruz. Böyle bir algı var. Seçim garantiymiş gibi falan, böyle bir şey yok. Evet. Karşımızda koskocaman bir devlet makinesiyle, medya makinesiyle, büyük bir para gücüyle ve hiçbir etik ve ahlaki değeri olmayan bir grupla mücadele etmek zorundayız. Üstelik Türkiye'de çok kutuplaşmış ve kemikleşmiş, betonlaşmış bir siyaset söz konusu. Onun için şöyle düşünülmesin, hani bir mağduriyet yaratıldı seçimde garanti gibi bir şeyi. Kimse düşünmesin, biz asla böyle düşünmüyoruz. Zor bir seçime girdiğimizin farkındayız. İkincisi, bu seçimde mesela son 4-5 gündür olaylara bakıyorum ben. Sosyal medyanın akışına bakıyorum. Bu seçim sadece Cumhuriyet Halk Partililerin, İyi Partilerin, Halkların Demokrat Partisi'nin falan seçimi değil. Bütün İstanbul'un seçimi.
Biz bu seçimi sonuçta bir 15 bin farkla kazandık. Çünkü evet, çok ağır şartlarda yarışıyorduk. Onun için böyle seçim garanti falan diye kimse rehavete kapılmasın. Biz asla böyle bir rehavet içinde değiliz. Üstelik karşımızdaki organizasyon devletin bütün gücüne hakim. Bu süreçte başımıza ne getireceklerini bilmiyoruz. Çok geniş bir marj alanı bırakıyorum. Toplumsal kaostan tutun, yoktan yere Suriye'ye, milli çıkarlarımız için falan değil, böyle bir şey olsa tabii ki. Ama sırf bir seçim manipülasyonu uğruna bir uluslararası operasyona kadar her şey yapılabilecek bir durumdayız. Yani bunda aman efendim böyle bir şey olur mu diyenler, bunların 3-5 füze atarız dedikleri o konuşmaları hatırlasınlar. Biz bu seçimde oy alamadığımız kitleden oy almak üzere kendi kitlemizi korumalıyız. Herkes sandık başına gelmeli. Çünkü emin olun, sandık başına geldiğinde Ekrem İmamoğlu'na oy verebilecek yüz binlerce kişi de sandığa gelmedi. Evet. Bunun bizden kaynaklanan sebepleri var. İşte kurultay tartışmaları sebebiyle olmuş olabilir. Başka sebepler olabilir. Kırmış, incinmiş olabilirler. Bir kere bu kütleyi bir tek birey dışarıda kalmayacak şekilde korumalıyız. İki, ama en önemlisi, bizim bir önceki seçimde Ekrem'e oy vermeyenleri ikna etmemiz gerekiyor. Onun için böyle bir Gezi Parkı havasında, sosyal medyada esprileri patlattığımız, işte ünlülerin tweet attı diye çok böyle şey kazandığımız falan diye bir düşünce asla yok. Bizim, bize oy vermeyen insanlardan da yani ne kadar uğraşacağımızı belirlememiz gerekiyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetiminde yıllardır üyesi, artık ne yapsanız değişmeyecek biriyle uğraşmaktansa, seçmen olarak vicdanı kanayan ama ya şimdiye kadar oy verdik, bundan sonra da değiştirmeyelim diyen, son anda sandık başında şey yapan seçmeni muhakkak bulmamız gerekiyor. Birebir ilişki kurmamız gerekiyor. Bu ilişkiyi kurarken de böyle tepeden inme cümlelerle, başka bir kutuplaştırıcı lisanla falan konuşmaya gerek yok. Şunu temelde sorsunlar. Ya bir daha sandığa gitmek istiyor musun? Bir daha sandık görmek istiyor musun? Eğer bak burada böyle bir oy verdiğin takdirde bu yapılan yanlarına kar kalacak ve biz seçim iptal edersek tekrar kazanırız havası doğacak. Evet. Böyle bir şey olsun ister misin? Yarın öbür gün başka bir seçimde tercihin ne olursa olsun, diyelim ki yarın öbür gün Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefete düştü. Diyelim biz muhalefete geldik. Olmaz da ola ki bir de o kadar vicdansızız. Ya geçmişte yaptılar deyip biz de seçim iptal edersek ne olacak? Bunun olmasını istemiyorsan, bu artık sadece Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın seçimi değil. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'ndaki bir yarış değil. Bu demokrasi ile diktatörlük arasında bir yarış. Bu bir daha sandık gösterip isteyip istemediğini karar vereceksin. Senin iradene el konulup konulmadığına karar vereceksin. Onun için böyle kendi aramızda çok heyecanlanalım. WhatsApp gruplarında döndürelim, şunu yapalım, bunu yapalım falan. Bu şeye kapılırsak bu seçimi kaybederiz. Onun için başından herkesi uyarıyorum. Bu zor bir seçim. Doğru. İki, bu zor seçim sırasında sosyal medyadan öfkeli paylaşımlarda bulunanlar, işte hesap soracağız diye yaklaşımlarda bulunanlar, bu Tayyip Erdoğan'ın sonu olacak diyenlerin hepsi bu kampanyaya zarar verirler. Bakın ne yaparsak yapalım, çünkü toplum öyle kutuplaşmış bir durumda ki bir tarafın çok heyecanı diğer tarafta kenetlenmeye yol açıyor. Oysa ki bu bizim bir tek bizim mücadelemiz değil. Biz kaç kere seçime girdik, kaybettik, bazı yerleri kazandık, şu oldu, bu oldu. Ama bu öyle bir mücadele değil. Bu ülkenin geleceğiyle ilgili bir mücadele. İşte şu 3 günde ekonominin başına gelenleri gördünüz. Hepimiz fakirleştik. Bu fakirliğin devamını istiyor musun? Senin çocuğunla birlikte benim çocuğum işsiz kalsın istiyor musun? Çok sevdiğin o esnaf kardeşin, zor bela işletmesini döndüren bu esnaf kardeşin iflas etsin istiyor musun? Bu borcu ödeyemediği için üretim yapamayacak bir KOBİ'nin yüzlerce işçisini çıkarmasını, o çocuklarının o acıyı çekmesini istiyor musun? Bunu anlatmak zorundayız. Ve 45 gün var. Bakın bu mağduriyet 45 gün şimdiden broşür hazırladılar. Bütün kanallara bakın. Bu NTV'yi de özellikle uyarıyorum. NTV, CNN, Türk, Habertürk gibi kanallara bakın. Kurmaca programlar hazırlıyorlar. Evet. Mesela niye bizim Muharrem Erkek'i çıkarmıyorlar, o AKP'nin o işleriyle uğraşanı? Muharrem bu işleri en iyi bilen hukukçumuz bizim. Doğru.
Onun karşısında konuyu daha az bilenleri bulmaya çalışıyorlar veya tek başlarına çıkarıyorlar. O yaptıkları broşürleri hepsi AKP'nin tanıtım kanalı gibi kullanıyorlar. Ve 45 gün boyunca bunu yapacaklar. Her insan siyasette bu ekranları izleyen insanlar kadar ilgili değil. Kimi insanları inandıracaklar, kimi insanları ikna edecekler. Hep birlikte çalışmalıyız. Üstelik biz bir seçimden çıktık. Kaynaklarımızı sonuna kadar kullandık. Yani çok güçlü bir kampanya yapacağız diyorsunuz. Mesela bir eve giderken küçücük bir çikolata götürmek istersiniz. Akşam evlere gidiyoruz biz. Ya diyelim ki hani her gün mesela bunu bulmamız çok zor. Bir şey mi yapmak istiyorsun? Bağış kampanya hesabımız orada. Bu arada bağış yapacak arkadaşlar sizden rica ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hesabına yapacaksınız. Evet, orada bir yanlış anlama olmuş. Bugün ya ben bizim de eksiğimiz olmuş orada, evet. Eksik bilgilendirdik. Özür diliyoruz herkesten. Sanki ama lütfen bağışta bunu etrafınıza da söyleyin. Cumhuriyet Halk Partisi adına yapacaksınız. Ekrem İmamoğlu adına yaptığınızda ya paralar geri dönüyor, evet. Ya da hazineye irat kaydetme durumları olabiliyor. Bize ulaşmasını istiyorsanız, çünkü biz de bunu bu İstanbul kampanyasına, evet, kullanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapın. Diyelim ki WhatsApp grubunuz var. Liseli arkadaşlarla ya ne yapacağız diye düşünüyorsunuz. Ya biriniz 50 tane, biriniz 100 tane, biriniz 500 tane küçücük çikolata paketi. Üzerine bir Ekrem İmamoğlu yazdırın paketinin üstüne. Getirin bir ilçemize bırakın. Tişört mesela. Evet. Arkasına Ekrem İmamoğlu yazan, logosuna Ekrem İmamoğlu yazan bir tişört. Şapkalar. Şapka. Evet. Yani ne bileyim, eve gideceğiz küçük kahve paketi mesela. 200 gramlık, 100 gramlık Türk kahvesini gidin bir yerde anlaşın. Kendi aranızda bir araya gelin. Üzerine Ekrem İmamoğlu yazın. Bir ilçemize bırakın. Bakın bunlar o kadar değerli, o kadar kıymetli ki. Biz geçen seçimde alışveriş torbamız yoktu ya. Evet. Yani alışveriş torbası, üstelik hani biraz para bulduk, yapmayanlar da oldu bize. Yapmadı. Tekstil atölyeleri korktular yani. Mesela bu şey, poşete para istiyorlar ya, alışveriş torbası o kadar önemli ki bu işler için. Evet. Mesela bir alışveriş torbasını anlaşın bir tekstilciyle. 500 tane, 1000 tane, 10 bin tane, neye gücünüz yetiyorsa. Evet. Evet. Ben hani samimi söyleyeyim, ben işte dostlarım ve akrabalarımla yaptırdım. O zaman çok zor bir dönemdeydik. Fiyatını da söyleyeyim, bize 3 liraya diktiler bir alışveriş torbasını. Hani bunun tabii keteni var, bilmem neyi var. Yaptırın 1000 tane alışveriş torbası. Gidin Esenler ilçesine bırakın, Kağıthane ilçesine bırakın. Ve bizim şöyle bir şeyi unutmasınlar, özellikle düşük oy aldığımız ilçelerde bilinçli, makul, halkla konuşabilecek, kahveye gittiğinde şey yapabilecek insanlara ihtiyacımız var. Ama öfkeyle anlatacaksanız, kavga edecekseniz, gerilecekseniz girmeyin bu işe. Mevcut durumu iyi anlatabilecek, evet, insanları ve sosyal medyada yüksek takipçisi olan insanlardan da rica ediyorum. Bir paylaşım yapmadan önce, şöyle 4-5 seçimdir AK Parti'ye oy vermiş ama durumdan da rahatsız. Biri kırılır mı? Biri incinir mi diye düşünün. Bunu böyle düşündüğünüz takdirde bakın, bu bizim Millet İttifakı bütün milleti alacak şekilde büyür. Emin olun AK Parti içerisinde çok rahatsız insanlar var. Evet. Ama o kadar kutuplaştırılmışlar, o kadar ürkütülmüşler. Biz o kadar onların gözünde şeytanlaştırılmışız ki artık hani böyle korkuyor. Ve bu mahalle kültürü, bu baskı, kapalılık ortamı İnsanları artık yeni bir şey düşünmekten ürkütüyor. Evet. Ya gidip de mesela kahveye girdiğinde bir semte, ya bu da haksızlık demeye korkuyor insanlar. Çünkü oradaki birkaç militan kendini ezecek diye bu sefer bu korku, bu izolasyon duygularının da bu şekilde oluşmasına şey yapıyor. Evet. Yol açıyor. Bütün bunlara dikkat edersek, kimseyi kırmaz incitmezsek, kimseyi dışlamazsak, kimseyi ötekileştirmezsek Türkiye'yi kazanırız. İstanbul, Ekrem İmamoğlu zaten seçilmiş bir belediye başkanı. Ha bu arada Ekrem Başkan'a söyleyeyim, güçlü liderlik falan filan. Ekrem Başkan, küçük çocukların Ekrem amcası. Evet. Gençlerin Ekrem abisi, yaşlı teyzelerin Ekrem oğlu. Yani böyle bir Tayyip Erdoğan tarzı kimse olmaz bizde. Ama harika, kararlı bir arkadaşımız. Belli ki tertemiz zaten. Hani gözünün nurundan bellidir ya bu, evet, işler. Onun için hani sahiplenin ve şunu düşünün. Ya bu adamlar niye İstanbul'u bu kadar bırakmak istemiyorlar? Bir sorumluluksa, bu kamu yüküyse, külfet, salkı hizmetse başka bir kardeşiniz seçildi, buna izin verin. Hayır, İstanbul'dan çok büyük bir kaynak transferi var. İstanbul'un yoksul halkının vergileriyle, İstanbul'da çok fazla yoksul var. Evet. Toplanan vergilerin ne yazık ki dar bir grup tarafından ele geçirilmesi, üniversite mezunu, mühendislik mezunu çocuk temizlik işçisi olamıyorken, ortaokul mezunu yandaşların 7-8 bin lirayla danışman olarak çalıştırıldı. Haksız bir düzen var. Bunu hep beraber bozmalıyız ama yine söylüyorum. Şu günden itibaren bu ekranı kimse izliyorsa,
her kimle konuşuyorsanız bizim bizi tanımayan insanlara anlatılmaya ihtiyacımız var. Kendi aramızda espriler patlatmak, karşı tarafı küstürmek, onları kutuplaştırmak gibi bir şeyimiz yok. Hepinizden rica ediyorum. Şu 45 gün boyunca bize yardımcı olun. Özellikle oyalamadığımız yerlerde AK Parti'ye oy vermiş ama kafası karışık insanlarla makul bir dille konuşun. Önce onları dinleyin. Onları anlatmaya çalışın. Ve unutmayın, bu kutuplaşmış siyasette oy verme davranışları kolay değişmiyor. Eğer doğru davranırsak, doğru götürürsek inşallah Türkiye'yi kazanırız. İnşallah geleceğimizi, inşallah demokrasimizi kazanırız. Evet. Fethi Bey, Ekrem İmamoğlu ilk baştan beri halkla çok iç içe oldu. Çok iyi mesajlar verdi. Son güne kadar da çok iyiydi. Şimdi Aykut Bey söyledi, iyi anlatmak lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yapmak istediğini. Söylediği gibi karşı tarafı incitmemek lazım ama bunun da yolları nelerdir? Siz mesela baştan beri önceki programlarda da şunu söylüyorsunuz. Belediyecilik üzerine çok konuşuyoruz. İstanbul'da özellikle çok yoksul kesim olduğunu, annelerin, yaşlıların, teyzelerin, çocukların bir takım ihtiyaçları olduğunu söylüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu ile bunu yapabileceğini gösterdi aslında. Niyetinin de bu olduğunu gösterdi ve yapabilmeye muktedir olduğunu da gösterdi. Ama bunun yolu nasıl olacak, nasıl olmalı? O hani karşı tarafı incitmeden ve Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmak istediğini nasıl anlatacak insanlara? Aslında Cumhuriyet Halk Partisi bunu anlatmaya sadece 31 Mart seçimleri öncesinde başlamadı. Biz referandum sürecinde, hatta çok daha öncesinden itibaren Türkiye'nin kutuplaştırılarak yönetilemeyeceğini ısrarla vurguladık. Türkiye kamplaştırılarak, belli seçmen grupları şeytanlaştırılarak ya da düşmanlaştırılarak yönetilemez. Bu doğru da değil. Hem verimli bir sonuç alamazsınız bundan, hem de insani bir sonuç alamazsınız. Türkiye 2014'ten, 2015'ten, 2017'den 31 Mart'a gelen süreçte anayasa referandumundan, adalet yürüyüşünden bu tarafa kardeşliği büyüterek ilerlemek zorunda. Bakın, Türkiye'nin tüm kesimleri, tüm partileri, tüm etnik grupları, tüm inanç gruplarını, tüm yaşam tarzlarını kucaklayacak bir anlayışa ihtiyacı var, bir felsefeye ihtiyacı var. Evet. Aslında bu toprakların hamurunda, mayasında bu var. Biz insan sevgisini öne çıkaran, yurttaşlık bilincini öne çıkaran, hiç kimseyi ötekileştirmeyen, hiç kimseyi kul, köle ya da vergi ödemek zorunda kalan, cizye ödemek zorunda kalan gruplar olarak görmek durumunda kalmamalıyız. Türkiye tek bir yürek, tek bir insan modeli ve tek bir sofradan beslenen 82 milyonluk bir yurttaş topluluğu olduğunu hatırlamalı. Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası bunu hatırlattı. Genel başkanımızın adalet yürüyüşü, genel başkanımızın anayasa referandum stratejisi bunu hatırlattı. Biz düşmanlaşarak değil kardeşleşerek, biz bölünerek değil birleşerek, biz ötekileştirerek değil kucaklaşarak ancak Türkiye'yi kalkındırabiliriz. Bakın, Türkiye'nin bankalarının içi boşaltılmış olsa da, belediyelerinin kasaları tam takır hale getirilmiş, yandaşlara peşkeş çekilmiş olsa da, Türkiye'nin medyası trolleştirilmiş olsa da, tarım alanları tembelliğe ve başıboşluğa terk edilmiş olsa da, kitler yabancılara satılmış olsa da, üniversitelerimiz beyin göçüne maruz bırakılmış olsa da, iki şeyden vazgeçmemeliyiz. Bir, bu ülkenin insanına duyduğumuz sevgiden, bu ülkenin insanına duyduğumuz inançtan ve üreterek bu ülkeyi kalkındıracağımıza olan özgüvenden vazgeçmemeliyiz. Yani biz hem insan sevgisini hem de üreten ekonomiyi benimsemek zorundayız. Bunun iletişimini kurmak zorundayız. Şimdi Ekrem İmamoğlu çok başarılı bir siyasi figür olarak, bir siyasetçi olarak İstanbul'un belediye başkanı oldu. Belediye başkanı seçildi. Kem söz sarf etmeden, gönül kırmadan, kendisine ters cevap vereni kucaklayarak, onları kazanmaya çalışarak bir model ortaya çıkardı. Türkiye'nin bakın, aslında buna da ihtiyacı var değil mi? Çünkü biz son zamanlarda siyasette sürekli bir kötü söz ya da sürekli bir haykırma
durumunda. Yani sürekli bir kutuplaşma ve kötü söz duyuyoruz. Vatandaşlar da bundan sıkıldı galiba artık, değil mi halk? Yani artık bunu istemiyor. Çok doğru. Otoriter ya da popülist, dışlayıcı, yaftalayıcı, suçlayıcı dil Türkiye'yi zehirledi. Türkiye'nin havasını, suyunu, toprağını zehirledi. Memleketin bereketini kaçırdı. İnsanların mutluluğunu ortadan kaldırdı. Mutluluk endeksinde yerlerde sürünüyoruz. Basın özgürlüğünde, düşünce özgürlüğünde yerlerde sürünüyoruz. Adalet endekslerinde yerlerde sürünüyoruz. Demokrasi endekslerinde yerlerde sürünüyoruz. Neden? İki şeyden umudu kestik de ondan. Birincisi, yurttaşlarımıza sevgi ve saygı duymuyoruz. Öyle bir iklim yaratıldı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi buna karşı mücadele ediyor. Millet İttifakı buna karşı mücadele ediyor. Demokratlar İttifakı, Demokrasi İttifakı buna karşı mücadele ediyor. Sevgiyi, yurttaş sevgisini, yurttaş olmanın sorumluluğunu unuttuk. İkincisi, kalkınmanın birinci koşulu olan üretimi unuttuk. Üreten ekonomiyi unuttuk. Hı. Şimdi yurttaşları, insanlarımızı sevmeden, üretim için gerekli disiplini ve çalışkanlığı sergilemeden nasıl kalkındıracağız kentimizi, nasıl kalkındıracağız ülkemizi? Şimdi Ekrem İmamoğlu hem kucaklayıcılığıyla, gülümseyişiyle, yaşaran gözleriyle, yaşlısını, çocuğunu, gencini yanına alan, onlarla birlikte duygulanan samimiliğiyle, hem de çalışkanlığıyla, enerjisiyle, gençliğiyle bir model oldu. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin modeli değil, bu partiler üstü bir süreç ve partiler üstü bir serüven. Şimdi biz partilerin artık hiçbirine ait olmayan bir başkana sahibiz, bir başkan adayına sahibiz ve bunu seçtirmemiz bizim Anadolu'da Yunus Emre'ye duyduğumuz, Hacı Bektaş-ı Veli'ye duyduğumuz, Mustafa Kemal'e duyduğumuz, Ecevit'e duyduğumuz saygının, sevginin bir sonucu. Bakın, Ekrem İmamoğlu sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, sadece İyi Partililerin değil, sadece muhafazakar demokrat Saadet Partili kardeşlerimizin değil, Kürt kardeşlerimizin değil, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili yurttaşlarımızın da başkan adayı. Evet. Biz kucaklayıcı bir şekilde ilerlemek durumundayız ve bu sorumlulukla hareket etmek zorundayız. Biz bir kötücül, örgütlenmiş bir kötülüğe karşı bir iyilik, bir insan modeli, bir aydınlanmış Anadolu hümanizmasına inanan bir insan modeli ve bunun siyasetini üretmek zorundayız Gökhan Bey. Aslında 31 Mart bize sadece bir belediye başkanı kazandırmadı. 31 Mart bize Türkiye'de Anadolu'nun felsefesini yeniden hatırlamayı sağladı. Üreten ekonominin önemini sadece zenginler için değil, yoksullar için, gençler için, evinde sokağa çıkacak parası olmayan fakirler için, öğrenciler için, tüm kesimler için bir Türkiye, bir İstanbul inşa edebileceğimizi hatırladı. Biz bir gökkuşağı projesine inanmak zorundayız. Anadolu'nun tüm kentlerini, tüm illerini, 82 milyonu kucaklayan bir üretim ve insanlık felsefesiyle kucaklamak zorundayız. Mesele bu. Dolayısıyla Aykut Bey'in hatırlatmaları çok önemli. Biz savaşa gitmiyoruz. Biz kardeşliğe gidiyoruz. Biz iktidara geldiğimiz zaman çöreklenmek üzere gelmiyoruz. Bizden daha iyi konuşan, bizden daha iyi halkımızı ikna eden, bizden daha iyi çözüm üreten her adaya saygımız var. Ama şunu unutmayalım. 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı haksız hukuk darbesi bu insanların, bu ülkenin birikimine, hukuk anlayışına, siyaset anlayışına vurulmuş bir darbedir. Vicdanlara vurulmuş bir darbedir. Biz vicdanları ve akılları harekete geçirmek zorundayız. Dolayısıyla bu sorumlulukla seçimleri yürüteceğiz ve seçimleri kazanacağız. Sadece seçimleri kazanmayacağız, İstanbul'u kazanacağız. İstanbul'un yurttaşlarının gönüllerini kazanacağız. Kara propagandaya, iftiraya, seçim yolsuzluklarına, baskıya, trollere rağmen Anadolu insanını tıpkı 1919'un, tıpkı 1923'ün ruhuyla yeniden diriltmek zorundayız. Anadolu erenlerinin, Anadolu dervişlerinin bilgeliğiyle, sevgisiyle bu ülkeyi yeniden kendimize yurt etmek zorundayız. Bizim
ne Katar'da, ne Suudi Arabistan'da, ne Moskova'da, ne Londra'da, New York'ta kendimize ait hissettiğimiz bir evimiz, yurdumuz yok. Bizim evimiz Türkiye. Bizim evimiz İstanbul. Birlikte kardeşçe yaşamak, üretmek zorundayız. Belediye başkanımıza sahip çıkacağız. Stratejimizi de buna göre belirleyeceğiz. Evet. Bir adım daha öteye gitmek istiyorum. Belki hesapta yoktu ama. Şimdi önümüzde 23 Haziran'da bir seçim var. Cumhuriyet Halk Partisi de var gücüyle bu seçimlere hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi 23 Nisan'da seçimleri kazandı. Ekrem İmamoğlu yeniden İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Ve artık süreç ilerliyor. Siyasi süreç de belki başka bir yere doğru evrilecek. Çünkü hani kulislerde konuşulan çok konular var. Bunlardan bir tanesi Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı ve bunun içinde düğmeye basıldığı, hatta Temmuz'da işte yeni partinin kurulacağından bahsediliyor. Ve bu yolla da AKP içerisinden bazı milletvekillerinin o partiye geçecekleri, yeni parti kurulacağı, zaten AKP içerisinde bir takım kaynamaların olduğundan konuşuluyor. Yönetimde kararların zor alındığından da bahsediliyor. Olası bir erken seçim düşünüyor musunuz? Böyle bir tarafta öyle bir bilgi var mı? Böyle bir şey olursa Cumhuriyet Halk Partisi ne der bunun için? Ya öncelikle şunu söyleyeyim, hani bu seçim boyunca yapılacak en tehlikeli tartışmalardan birisi bu. Yani bu tartışmayı tabii ki sizler soracaksınız, bilmem ne olacak, ama biz böylesine seçime zararlı bir tartışmanın içine girmeyeceğiz. Evet. İkincisi de şunu söyleyeyim. Bu AK Parti olabilir, CHP olabilir. İşin içinde bir samimiyet varsa bu başarılı olur. Halk bunu görür. Ama işin içinde bir tezgah varsa, plan varsa, bir hile varsa bunu da halk görüyor. Bir şekilde vallahi görüyor, billahi görüyor. Yani işte bu İstanbul'da bu kadar haksızlık yaptılar, ettiler. En sonunda bakın, o kadar zorluğa rağmen ittifak olarak kazandık yani. Hepimiz birlikte kazandık. Şimdi burada Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ne yaparlar bilmiyorum. Ama eğer samimi iseler ve bu samimiyetlerini görürse seçmenleri bir şey yapabilirler. Ama bir tezgahsa, bilmem neyse falansa filansa, ben sanmıyorum başarılı olacaklarını. Bence bu seçimin içine bu tartışmaları da koymamamız gerekiyor. Çünkü bu başka bir şey. Halk isterse erken seçim olur. Halk bunu bir şekilde dile getirir zaten. Ama yoktan yere bir erken seçim tartışması açmak, bu kadar ekonomik kriz içerisinde biz hemen erken seçime götüreceğiz gibi bir cehaletin içinde olmayız biz. Evet. Yani halk baktı gitmiyor, halk bu kararı verir zaten. Ama biz bunu tetiklemeyeceğiz. Biz bunu zorlamayacağız. Çünkü Türkiye'nin düştüğü durumun vehametini biz görüyoruz. Bence AKP içerisindeki aklı başındakiler de görüyordur da, görmek işlerine gelmeyenler bunu saklamaya çalışıyor. Demin Damat Bey'in yaptığı konuşma gibi. Ha. Yok biz finansmanı bitirdik, bilmem ne oldu falan filan, öyle bir şey yok. Ha. Türkiye çok zor bir durumda. Ha, bizden samimi bir şekilde bu ülke için ne yapabiliriz diye konuşmak isterseler karşılıklı konuşuruz. Ama bugün ben Tayyip Bey'in açıklamasına bakıyorum. Kemal Bey diyor ki, dokunulmazlığına güvenerek mi bu yüksek mahkemeleri tehdit ediyorsun? Yo Tayyip Bey, biz sizin sayısal çoğunluğunuz olduğunu biliyoruz MHP ile. Ama sen acaba bu dokunulmaz, üstelik vatana ihanet dışında yargılanmayacağını bilerek mi böyle davranıyorsun? Bizim yargı üzerinde hiçbir etkimiz yok. Bu ülkede gerçek tam bağımsız bir yargı olsa zaten bizim hiçbir çekincemiz yok. Ben o kadar yolsuzlukla mücadele ettim. Evet. Belgeleri ve delilleriyle yolsuzlukları koydum ortaya. Yolsuzluğu açığa çıkardım için bana hapis cezası veren bir yargıyla karşı karşıyayız. O yolsuzluklarla, o yetim hakkını yiyenlerle hiçbir şekilde mücadele etmeyen ama ben anayasal görevim gereği yolsuzlukla mücadele eden bir milletvekili olarak sırf yolsuzlukla mücadele ettim diye bana hapis cezası veren bir yargıyla karşı karşıyayız. Sen kime ne anlatıyorsun? Sanki bağımsız yargı varmış da benim dokunulmazlığım kalkacakmış. Kendi dokunulmazlığını kaldırsana. Bakanlarının dokunulmazlığını kaldırsana. O Tekirdağ'da tren kazasından tutun, o Soma'daki madenci cinayetine kadar. Bu yargı kime hüküm verebiliyor ki? 7 tane hakimi nasıl tehdit ettiğini biliyoruz. O hakimlerin de bu tehditlerden tırsarak, bu tehditlerden korkarak nasıl milli iradeyi çaldığını da biliyoruz. Sanki Türkiye'de bağımsız bir yargı varmış gibi.
Bizim bu aşamadan sonra yapacağımız şeyi tekrarlamak istiyorum. Bakın bu hepimizin birbirine anlatması gereken bir şey. Biz kendi kendimizi mutlu etmek için seçim kampanyası yapamayız. Onun için de bizim bütün milletin değerleriyle barışık, bütün milletin değerlerini kucaklayan, özellikle şimdiye kadar, son seçime kadar bize oy vermeyen insanlara kendimizi ifade etmemiz gibi bir zorluğumuz var. Onun için heyecanımızı yaşarken, onun için şunu unutmayın. Hoca demin çok güzel bir şey söyledi ya, her etki bir tepki doğurur. Yaptığınız her şeyin bir karşılığı vardır. Evet. Pozitif bir şey yaparsanız, pozitif düşünürseniz onun pozitif karşılığı olur. Ama karşıdakini cezalandıran, öfkelendiren, tahkir eden bir şey yaparsanız, tahkir etmiş bir şeyle karşı karşıya kalırsınız. Şu 45 gün çok önemli. Yardıma ve desteğe ihtiyacımız var. Bunu tekrar söylüyorum. Bütün son gücümüzü son seçimde kullandık. Bizim öyle kamu kaynaklarımız falan yok. Bağışlarla ayakta duran bir siyasal hareketiz. Yani mesela bir sokağa giriyorsunuz, bir ses sistemli aracı kiralamak bile bizim için çok pahalı. Ya orada bir konuşma yapsanız etki olabileceksiniz mesela. Özellikle oy alamadığımız yerlerde. Ne bileyim diyorum ya, evlere giderken küçük bir hediye götürürseniz. Çok yoksul kesimler var. Mesela ziyaret ettiğinizde şu zorlukla çok karşı. Ben çok isterim böyle yoksul semtlerde gezeyim diye ama o yoksulluğu gördüğünüzde sizden o anlık talepleri oluyor. Mesela evinde hiçbir şey yok. Evet. Hiçbir şey yok. Mesela bir yere gittim, evinde buzdolabı bile yok. Ve hani gıda, küçücük çocukları var. Bir tane ikinci elciden bile buzdolabı almanız gerekiyor. Ya bu hani milletvekili maaşıyla da çok katlanacak bir şey değil. Bir de yapamadığınız zaman içiniz acıyor. Hani yürekli gidebilmek var. Küçük küçük bir şeylerle gidebilmek var. Çünkü sokakta o kadar çok şeyle karşı karşıya geliyorsunuz ki. Ve yine söylüyorum. Sizin için bir kupa çok değersiz olabilir. Hatta işte bir siyasinin üzerinde isminin yazdığı bir kupayı kullanmak istemeyebilirsiniz. Ama evinde bardak olmayan insanlar o kadar çok talep ediyor ki. Yani. Ne olur yani bize kupa yaptırsanız, üzerine Ekrem İmamoğlu yazdırsanız, diyorum ya, götürüp bir ilçemize bırakmış olsanız. O kadar kıymetli ki. Sağ olsun böyle bir çikolata üreticisi bir abimiz bize mesela çikolata göndermişti. Şimdi adını verirsem gider adamın işletmesini batırırlar da. Adamlar da işte o kadar çekinerek. O kadar makbule geçti ki. Bir yere gidiyorsunuz elinizde böyle bir çikolata, işte arabanın bagajına koyuyorsunuz 30-40 tane. İşte o gece 15 ev mi gezdiniz ya taksi duran bir çıkarıp onu vermek o kadar kıymetli ki. Onun için bu küçük yardımlarınızı esirgemeyin. Hep beraber mücadele edelim. Bir de her biriniz, bizim seçmenimiz bizden çok daha eğitimli. Çok daha şey. Onlardan ricam, o insanlarla duygusal, bakın bir insanın gururunu okşarsanız, sevgi dolu bir gözle bakarsanız ve böyle konuşursanız gerçekten İnsanlar sizinle konuşuyor. Ama tepeden inme. Bir küçük son bir uzattım bilmiyorum. Küçücük bir şey anlatayım. Bir teyze evine temizlikçi kadın geliyor. Temizlikçi kadın bana anlattı. Fayansların derz arasını bile sildiriyor. Öğlen yemeğine vakit tanımıyor. Normal mesaisinin bitiminden yarım saat daha fazla çalıştırıyor. Giderken dolmuş parasını bile vermiyor. Oturtuyor bir de yarım saat. Niye CHP'ye oy vermesi gerektiğini anlatıyor. Ya o kadın CHP'ye oy verir mi? Hı. Ya bunu yapmamak lazım. Hani bu faydadan daha çok zarar getiriyor. Oysa ki ya bu kadın da bir emekçi kadın. Yani diyorum yani bunu yapma. Bu vicdanla alakalı bir şey. Bunu çok yapıyorlar demiyorum. Ama bunu bir iki örneği falan filan karşı tarafı kemikleştiriyor. Çünkü yoksul semtlerde yaşayan insanlar kendi halklarını, yani işte Sultanbeyli'de yaşayan, Kadıköy'de yaşayanın, Esenler'de yaşayan, Beşiktaş'ta yaşayan onun hakkını yediğini sanıyor. Oysa ki bilsinler ki Beşiktaş'ın çok küçük bir kısmı hariç, Kadıköy'ün çok küçük bir kısmı hariç, oradaki insanlar da emekli insanlar. Hepimiz aynı yolsuzluk düzeninin, aynı sömürü düzeninin, aynı faiz düzeninin mağdurlarıyız. Size ezen o insanlar değil. Size ezen o göklerde yaşayanlar, o 100 tane müteahhit firma, 5 de havuz çetesi, sizin hakkınızda 1,5-2 milyar dolara saray yaptıran, 500 milyon dolara uçak alanlar sizi eziyor. Sırf onlar Allah'a inanıyor, görünüyor diye sizi ezmiyor, gerçeği yok. Onlar sizi ezerken siz görmeyin diye Allah'a inanmış görünen insanlar. Bunu böyle anlarsak ve böyle davranırsak, bundan sonra biz dahil hiç kimse sizi aldatarak kötülük yapmaz. Unutmayın, siyaset kutuplaştıkça köleleşirsiniz. Çünkü kutuplaştıkça doğruya hepimiz kulaklarımızı kapatıyoruz. Biz siyaseti yumuşatırsak,
O zaman sizi kimse bu kadar kolay kandıramaz, bu kadar kolay yolsuzluk olmaz, bu kadar kolay haksızlık olmaz. Evet. Fethi Bey, şimdi her şey çok güzel olacak diye bir slogan. Bir çocuk çıktı Ekrem İmamoğlu'nun önüne ve böyle bir slogan doğdu. Herkes tarafından da kullanılıyor. Herkes için bir ümit sloganı oldu bu. Ama Aykut Bey de söyledi, aslında her şey güzel olacak ama bir taraftan da zor olacak anlaşıldığı kadarıyla. Ama siz zoru başarmak üzere zaten bu yola çıktınız. Çünkü Aykut Bey söyledi, yani rehavete kapılmamak lazım dedi. Tüm gücümüzle çalışmak lazım dedi. İşte bu tüm gücümüzle çalışmak lazım derken, o hani kutuplaşmayı engelleyici, iyi sözlerle, ikna edici sözlerle ve doğruları söyleyerek, tabii gerçekleri söyleyerek. Ama diğer taraftan zaten bizim işte bu 31 Mart'tan sonra dışarıda, sokakta bize gelen, televizyonumuza gelen telefonlarla, işte tweetlerde seyircilerimizin aradıkları, sosyal medyadan attıkları notlarla anlıyoruz ki çok da büyük bir büyüyen, her gün büyüyen bir destek var. Ekrem İmamoğlu şahsında ama Cumhuriyet Halk Partisi de genelinde. Şimdi işte söyledik, hani belediyelere afişler asıldı, çok acayip bir şey var. Şaşa ve borç yapılmış. Bunlar da anlatıldı insanlara. İnsanlar gördü bunları. Tabii kampanyanın bir parçası olmayacaktır. Çünkü insanlar gördü. Hani kötü örnek aslında örnek de sayılmıyor bir taraftan. Ama biraz kampanyanın bu tarafından da bahseder misiniz? Yani Ekrem İmamoğlu gözüyle, Cumhuriyet Halk Partisi gözüyle, o çocuk gözüyle neler olacak? Kampanya tabii benim uzmanlık alanım değil Gökhan Bey, ama işin felsefesinden belki bahsedebilirim biraz. Tamam. Çünkü bu felsefe Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanımızla birlikte Türkiye'nin içine girdiği darboğazları aşmak için kararlı bir şekilde uyguladığı bir felsefe. Kılıçdaroğlu yaklaşımı diyebileceğimiz bir felsefe bu. O da çok açık. Anadolu'nun orta halli bir ailesinin, memur çocuğu bir ailesinin liyakatle kendini geliştirerek, sınavlara girerek, bunda çok başarılı olarak kamuda bir bürokrat olan ve senelerin emeğiyle, dürüstlüğüyle, sadeliğiyle, bilgeliğiyle ilerleyen, ayrım gözetmeksizin herkese kamusal hizmet veren, saydamlığa inanan, liyakata inanan bir felsefenin aslında sonucu bu. Tüm kesimleri kucaklayan, merkez sağ demeden, merkez sol demeden, Türk demeden, Kürt demeden, Sünni demeden, Alevi demeden, sadece zenginlere değil yoksullara da eğilen, asgari ücret diyen, emeklilere çifte ikramiye diyen, intibak yasası diyen, sosyal politika diyen, kreş diyen bir aslında hem kalkınmayı hem de kucaklaşmayı, Anadolu insanının içindeki o iyimserliği ortaya çıkaran, dayanışmayı ortaya çıkaran bir felsefe bu. Şimdi özlenen bir şey aslında bu, değil mi? Türkiye'nin özlediği bir durum. Bize otoriter, popülist zihniyetin, kutuplaştırıcı zihniyetin unutturduğu bir şeyi biz yeniden keşfedeceğiz. Biz yeni bir icat peşinde değiliz. Bir geleneği yeniden ayağa kaldırmanın peşindeyiz. Bu topraklarda var olan insanlığın, kardeşliğin, dayanışmanın, üretmenin, kalkınmanın ve bölüşmenin felsefesi bu. Şimdi Ekrem Bey'e sokaktan geçen, Ekrem abi her şey güzel olacak, çok güzel olacak diyen kardeşimizin, genç kardeşimizin içindeki neşeyi ve umudu yeniden keşfeden bir şey. Bakın gençlerimizin hepsi bu yönetimden, bu iktidardan ne kadar mutsuz olursa olsun neşesini, hayat sevincini kaybetmiyor, inancını kaybetmiyor. Birbiriyle dayanışma, birbirine moral verme gücünü kaybetmiyor. Aynı şekilde siyasetimiz de bu inançtan, bu zekadan ve samimiyetten beslenmek zorunda. Ekrem Bey'in her şey çok güzel olacak sözünü bir kampanya için kabul etmesi bizim bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin insanlarına, bu ülkenin gençlerine duyduğumuz inançtan kaynaklanıyor. Bu inancı beslemek, yaşatmak zorundayız. Bu inancı her gün yeniden diriltmek zorundayız. Dolayısıyla kampanyanın felsefesi bu, kucaklaşma felsefesi. Sosyal demokratları, milliyetçi demokratları, muhafazakar demokratları
bu ülkenin Kürt demokratlarını, bu ülkenin Sünni Alevi demeden, yoksul zengin demeden tüm kesimlerini, İstanbul'un 16 milyon nüfusunu Perpa'da çalışan, İkiteli'de çalışan, Mudoku'da çalışan, Pendik Orhanlı'da çalışan tüm emekçilerini, işçilerini kucaklama düşüncesi bu. Bu ülkede bu insanlar, bu kentte çocukların yatağına aç girmemesi için kaygılanan bir düşünce bu. Gençleri, onların iş bulma sorunlarını önemseyen bir düşünce bu. Yaşlılarımızı, doğayı, sokakta gezen kediyi, köpeği, kesmekte bir an bile tereddüt edilmeyen ağaçları, onlara dönük bir duyarlılığı gündeme getiren bir felsefe bu. Dolayısıyla biz Anadolu hümanizmasını Anadolu aydınlanmasıyla buluşturmak zorundayız. Yani bu ülkenin insanına duyduğumuz sevgiyle bu ülkenin beyinlerine, işçilerine, mühendislerine, KOBİ'lerine, üretim kapasitesine duyduğumuz, teknolojisine duyduğumuz inancı birleştirmek zorundayız. Ekrem İmamoğlu bunun hakikaten yürüyen bir örneği, canlı bir örneği. Çok büyük haksızlıklara maruz kaldı. İnanın demokrasi tarihinde görülmeyecek bir şaibeyle, bir hukuksuzlukla karşı karşıya kaldı Ekrem İmamoğlu. Ama çok inatçı bir kişiliğe sahip. Yani kararlı bir kişiliğe sahip. Kararlı ve savaşçı bir kişiliğe sahip. Hiç yılmadı. Efendiliğini de bozmadı. Hitap şeklini de bozmadı ve gerektiğinde kollarını sıvadı, ceketini çıkarttı, yumruğunu da kaldırdı ve kaldığı yerden devam etti. Bu çok da büyük kabul gördü halk tarafından, çok sempatiyle karşılandı. Bakın tıpkı Ekrem Bey'e her şey çok güzel olacak Ekrem abi diyen o genç kardeşimiz gibi televizyondan, Berkay kardeşimiz gibi televizyondan izleyen milyonlarca çocuk, Ekrem İmamoğlu için aynı şeyleri hissediyor. Benim ilkokul 4. sınıfa giden oğlum da bir Ekrem İmamoğlu hayranı. Neden? Çünkü onda bir şey görüyor. Bir samimiyet görüyor, bir mutluluk görüyor, bir çalışkanlık görüyor, bir enerji görüyor, bir pozitif yaklaşım görüyor. O pozitiflik nasıl yansımış biliyor musunuz? Sosyal medyada çok sıkça Ekrem İmamoğlu görünüyor artık. Bir resimde Ekrem İmamoğlu hani ceketini çıkarttı, kollarını sıvadı, kravatını çıkarttı. Yanında hemen bir başka şey var, pencere var. Orada da Süpermen Ekrem İmamoğlu gömleğini çıkartıyor diye böyle bir eşleştirme evet, yapmışlar. Evet, yani evet. Hoş. Çok doğru. Bakın ama acı olan nedir? Bu genç çocuklarımızın bu ülkeye duyduğu inancı, bu ülkenin anayasal kurumlarına duydukları inancı yıkıyorlar, yıkabiliyorlar. Yıkabiliyorlar. YSK bunu yaptı. YSK'ya baskı kuran mekanizmalar bunu yaptı. Kuzgunlar bunu yaptı. Hı. Kuzgunlar bunu yaptı. Oğlum seçim kazanıldıktan sonra Ekrem Bey mazbatasını almaya giderken bana telefonda dedi ki baba dedi Ekrem Başkan'a söyleyin dedi. Mazbatanın sahte olup olmadığını kontrol etsin dedi. Çok güzel. Yani bu ülkenin çocukları bile artık neleri düşünüyorlar. Düşünüyor ama şunu da biliyorlar. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un başkanı. Bunu kazandı. Alnının teriyle ak sütü gibi helal, anasının ak sütü gibi helal. Tüm annelerin, tüm gençlerin, tüm İstanbul'un küçük çocuklarının başkanı. Biz bunu yeniden kazanacağız, bunu yeniden inşa edeceğiz. Sorun sadece belediye başkanlığı seçimini kazanmak değil Gökhan Bey. Biz Anadolu'nun insanlarını, İstanbul'un insanlarını yeniden kazanacağız. Bu ülkeyi, bu kenti yeniden ayağa kaldıracağız. Buna hem yüreğimiz hem kapasitemiz müsait. Ekrem İmamoğlu bunu temsil ediyor. Herkes buna uygun şekilde, evet, bu kampanyaya uygun şekilde çalışacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu bizim başkanımız. İstanbul bizim için bir meşale olarak yanacak. 23 Haziran'da bu meşaleyi tutuşturacağız. Bununla sadece pervaneler ateşe çekilecek. Herkes Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş Veli'yi, Mustafa Kemal'i, Bülent Ecevit'i, Türkiye'nin bu memlekete emeği geçen tüm insanlarını, Süleyman Demirel'i, Necmettin Erbakan'ı yeniden keşfedecek. Evet. Bu ülke hapishanelerin, işsizliğin, kuyrukların ülkesi olmaya layık değil. Bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız. Ekrem İmamoğlu biraz bunu temsil ediyor. Evet.
Genel Başkanımız da bu nedenle Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için namzet gösterdi. Her şey çok güzel olacak. Evet. Aykut Bey, son sözleri sizden alalım. 2-3 dakikamız var. Neler söyleyeceksiniz kapanırken? Yani birincisi şunu söyleyeyim. Çok zor bir kampanyaya gittiğimiz doğrudur. Mağdur edildiğimiz doğrudur. Ama karşıdaki bir büyük güç olduğunu, devleti elinde bulundurduğunu, korkunç maddi kaynakları olduğunu, büyük bir medya gücü olduğunu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz bu seçimi emeğimizle kazanmıştık. Çok zor şartlar altında kazanmıştık. Yine kazanırız. Yine kazanacağımız inanıyorum. Ama bu kazanacağımız fikri bir kararlılık olmalı, bir rehavet olmamak zorunda. Bu arada teyit edilmemiş bilgileri kesinlikle sosyal medyada kullanmasınlar. İşte seçmenler siliniyor, şu oluyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi siyasi namusuna bütün gücüyle sahip çıkacak bir partidir. Bütün seçmen kayıtları elimizde. Kütükleri ilan edildiğinde bunların dijital kayıtlarını karşılaştıracağız. Eğer kütükten düşürmeler varsa o kişilerle de irtibat kurarak düzeltme yöntemine gideceğiz. Ama herkes, İstanbul seçmeni için söylüyorum, lütfen bu şeyi kendi kütüklerini de kontrol etsinler. Artı işte 100 bin polis, şu bu falan gibi söylenti, gerçek olmayan söylentiler çıkarıyorlar. Bu gerçek olmayan söylentilerin tehlikesi şudur her toplumsal olayda. Bir gün gerçek ortaya çıktığında kimse inanmaz. O WhatsApp mesajlarından döndürülen sahte yazılar, çok gizli yazışmalar, işte bu 100 bin polis meselesi. Ya arkadaşlar, size gelen WhatsApp mesajı emin olun bana 74 kere sizden önce gelmiştir. Doğru. Ben de ilk 3 veya 5'inde muhakkak görmeye çalışırım ve onu araştırırım. Hani zaten öyle bir şey olduğunda biz kurumsal açıklamalar yaparız. Onun için gereksiz evhama kapılmayalım. Gerekli işler yapalım. Gerekli tek iş var. Şu an İstanbul'un bütün sokaklarında, kahvelerinde, fabrikalarında özellikle oy vermeyen seçmenlerle iletişim kurmak. Bu arada bizi, yani şeyde biz de artık çekiniyoruz, işte işletme sahipleri çok korktuğu için topluca işçilerle konuşabileceğimiz bir yer varsa, hani işletme sahiplerinden de rica ediyorum. Mesela bizi bir öğlen yemeğine, tabii Ramazan boyunca iftar daha şey olur, öğlen yemeğine gitmeyiz şeyde. Hani işçilerle bir sohbet etmeye, şeye çağırırsalar, onlarla bir yüz yüze konuşalım, bir topluca görelim, bu çok önemli. Tabii organize sanayi bölgelerini, şeylerin hepsini ziyaret edeceğiz ve elimizden geleni yapacağız. Ben eminim ki ve umutluyum ki bu kadar badireden geçmiş bu millet, bu kadar mücadeleyle demokrasiyi elde etmiş bu millet kolay kolay bunu bırakmayacaktır. Biz bütün samimiyetimizle ve bütün gücümüzle çalışacağız. Allah yolumuzu açık etsin. İnşallah hayırlısıyla Ekrem İmamoğlu kardeşimiz tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak ve herkes rahat bir nefes olacak. Her şey çok güzel olacak. Evet, size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Programımızı da ederiz. Hani Berkay arkadaşımız vardı ya, Berkay kardeşimiz, her şey çok güzel olacak diyen. Biz bir klip hazırladık Tele 1 olarak. Sağ olun, siz de destek verdiniz o klibe. İsterseniz programımızı o kliple kapatalım. Her şey güzel olacak diyelim. Efendim, her şey çok güzel olacak. Haftaya yeniden karşınızda olacağız. Kliple kapatalım. Her şey çok güzel olsun.